Merhaba sevgili dostlar, Mutlu Bir Yuva izine hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugünkü stüdyo konuğum psikolojik danışman Neşegül Çiftçi Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir ay oldu herhalde. Teşekkür ederim hocam. Evet, bir ay genel itibariyle bir ay periyotlarla görüşüyoruz sizlerle. Yine ben her zamanki gibi teşekkürümü etmek istiyorum, içten tabii ki. Çok sağ olasınız, zaman ayırıyorsunuz ve kıymetli konuları konuşuyoruz, çok mühim. Hocam bugün yine çok önemli bir konu her zamanki gibi. Belki son yıllara kadar problem olarak görmediğimiz, konuşmadığımız bir konu. Gençlerde veyahut da çocuklarda sosyal medya bağımlılığını yanında şimdi anne babaların, ebeveynlerin, büyüklerin ama biz özellikle anne babaları ele alacağız. Anne babalarda sosyal medya bağımlılığını konuşacağız sizlerle. Hakikaten de sıkıntı olduğunu eminim birçok anne baba farkındadır. Şu soruyla başlamak istiyorum. Bağımlılık nedir ve sosyal medya bağımlılığı nedir hocam? Genel yine buna bir çerçeve çizelim isterseniz. Buyurun. Hocam, öncelikle eskiden hep çocuklarınkini konuşuyorduk. Çünkü o çocuklar büyüdüler, şimdi anne baba oldular. Halen onların bağımlılıkları devam ediyor aslında. Yani eskiden çocuklar üzerinde konuşulan şey neden anne babalar üzerinde konuşulmuyordu? Belki o zaman çok fırsatları yoktu annelerin, babaların. Ama o çocuklar büyüdüler. Ne yazık ki eğer vaktinde tedavi edilmedilerse. Şimdi bağımlılık nedir? Bağımlılık insanın dürtülerini kontrol edememesinde bir nesneye, olguya aşırı muhtaç hale gelmesi. Yani bağlı olduğu nesne olmadan hayatını sürdüremeyeceğini, verimli olamayacağını, işe yaramayacağını düşünmesi. Yani fiziksel ve ruhsal olarak zarar gördüğü halde o maddeyi kullanmaya, onun peşinden gitmeye, o ekranı seyretmeye devam etmesi. Evet. Bağımlılığı biz biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak dört aşamalı bir hastalık olarak ele alıyoruz. Ya da ele almamız gerekir. Yani tek yönlü bir şey değil. Biyolojik olarak ele alıyoruz çünkü beyin kimyasında bir değişiklik meydana geliyor bağımlılıkta. Ve insanın zevk hormonu dediğimiz dopaminin salgılanması sonucu, beyinde aşırı salgılanması sonucu kimyasal değişiklikler meydana geliyor. Konumuz olmadığı için orayı sonra içerik olarak izah edeceğim. Evet. Psikolojik olarak insanların yaşadıkları çeşitli travmalar var. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bazı bozukluklar yaşayan insanların kendilerini rahatlatmak için uğraş olarak belki bazen başladıkları, dikkatlerini dağıtmak için başladıkları şeylerin zamanla bağımlılığa dönüşmüş olması. Sosyal olarak bağımlılıklarsa insanların içinde bulundukları gruplar, özellikle gençlerin bir zamanlar içinde bulunduğu grupların onları uyuşturucuya başka şeylere bağımlı hale getirmesi gibi. Bugün sosyal olarak içinde bulunan grupların kullandığı şeylerin normalleştirilmesi ve kişilerin bunlara bağımlı hale gelmesi. Lüks de bunun içerisinde olabilir. İşte para da olabilir, makam da olabilir, ekran da olabilir, alkol de olabilir, uyuşturucu da olabilir, çok şey. Bir de kültürel bağımlılık var. Kültürel bağımlılık da bazı toplumlarda bizim için zararlı kabul ettiğimiz, biyolojik olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak zararlı kabul ettiğimiz şeylerin kültürel olarak normal olması. Mesela diyelim ki Afganistan'da çok uyuşturucu, afyon kullanıldığı söyleniliyor. Veya işte Yemen'de bir ot yiyorlar televizyonda, daha önce görmüştüm, ağızlarını şişirerek yiyorlar. Yani bir uyuşturucu aslında ama normal bir madde gibi kullanıyorlar kültürel olarak. Bediüzzaman Hazretleri'nde bir şeyini hatırlıyorum ben. Güneydoğu'da bir zamanlar işte sigara içmeyenleri topluluğun içerisine almıyorlarmış. Yani yaşın büyük ya da küçük. Yani büyüklüğün alameti gibi kabul ediliyormuş. Bunun gibi kültürel etkenler de var tabii ki de. Ama ekran bağımlılığı yani günümüzde en popülerleşmiş bağımlılıklardan bir tanesi haline geldi. Neden? Özellikle pandemiyle birlikte artık çoluk, çocuk, anne, baba, anneanne, dede herkes ekran başında. Gününün çoğunu veya yaptığı home ofislerden dolayı ekran başında geçiren anneler, işte babalar sıkıldıkça, işte işi biraz ara verdikçe, işte seyrettikleri şeylerle günün 10 saatini, 12 saatini, hatta 18 saatini ekran başında geçirmiş oluyorlar. Şimdi bu bir süre sonra bağımlılığa dönüşür mü? Nasıl bağımlılığa dönüşüyor? Biraz önce dedim ki önce beynimizde değişiklikler meydana geliyor. Dopamin hormonu dediğimiz bir hormon salgılanıyor ve kimyası değişiyor beynimizin. Artık vücut homeostasisi sağlayamamış oluyor. Ne demek bu? Bir deney yapıyorlar fareler üzerinde. Bir labirentin içerisine koyuyorlar, işte bir kutunun içerisine. Seyretmişsinizdir belki, birçok insan biliyordur belki bu deneyi.
beyinlerine bir pedale bastıklarında dopamin veriyorlar. O dopamin aldıkça öyle bir zevk alıyorlar ki tekrar basıyorlar, tekrar, tekrar basıyorlar, tekrar. Saatlerce, bazen 11-12 saat hiçbir hareket yapmadan sadece o pedale basıyorlar, o dopamin hormonunu alabilmek için. O kadar çok oraya bağımlı oluyorlar ki yemiyorlar, içmiyorlar, aile hayatları olmuyor, tuvaletlerine gitmiyorlar, orada bayılıncaya kadar onun başına duruyorlar. Sonra deneyi ters çeviriyorlar ve dopamin vermeyi kesiyorlar. Dopamin vermeyi kesince bu defa depresyona giriyor fareler, tabiri caizse depresyona giriyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar, kendi yaşamlarını sürdürebilmek için bile kımıldayıp gitmiyorlar. Yani gidip bir su içelim, bir ekmek yiyelim, bir şey yiyelim, yemek yiyelim diye. Biz buradan bir şey anlıyoruz. Aslında insanın yeme içme gibi diğer bütün faaliyetleri düşünün, yapma isteğinin arkasında acıktığı için, susadığı için değil, onu içtiği zaman alacağı haz, yani dopamin salgılandığı için oraya gidiyor. Ama bu dopamin salgısını durdurdukları zaman fareler orada biri getirip ağzına su verirse veya bir yiyecek bir şey verirse yiyorlar, ama öbür türlü o haz duygusu ortadan kalktığı için hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten bu tanımlar da size şöyle tanıdık geliyordur. Dopamin salgılanmayınca insanlarda işte serotonin ve işte bu mutluluk vesaireyle ilgili hormonlar depresyona giriyorlar, kendilerini kapatıyorlar, hayattan vazgeçiyorlar vesaire. İşte bu dopamin bu kadar etkili bir hormon ve ekran bağımlılığında da en etkili. Siz şöyle bir şey düşünün. Bir şeyden zevk alıyorsunuz, ekrandasınız. Onu seyrediyorsunuz. Sizin zaten algoritmanızı çıkarıyor seyrettiğiniz yerler. Diyor ki bu tür şeylerden zevk alıyor. Dopamin bunda salgılanır. İttiriyorsunuz. Onun benzeri başka çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Mesela birçok gençle görüşüyorum bu bağımlılıklarla ilgili. Diyor ki, mesela diyor 11 saat hiç kalkmıyorum diyor bazen. Tuvaletimi tutuyorum diyor mesela. Tuvaletimi tutuyorum çünkü oyun sırasında tuvaletine giderse arkadaşlarının kınayacağını düşünüyor. Yani bu oyunu nasıl bıraktın da gittin noktasına gelecek kadar. İşte yemiyorum, içmiyorum, çok zayıflamışlar. Aileler mesela telaşlanıyorlar gibi. Yani bağımlılıkta o salgılanan dopamini elde edebilmek için mesela bir nivel atlayacak, öbürünü atlayacak, öbürünü atlayacak. Veya seyrettiği şey neyse, aksiyon, oyun ya da sosyal medyada baktığı şeyler neyse saatleri gidiyor. İnsanlar mesela günlük olarak toplasalar, gerçi bazı akıllı telefonlar not düşüyorlar. İşte 18 saatle şu kadar yüzdeye geçtiniz, 11 saatle düştünüz gibi. İnsanlar bağımlı hale bu hormon sebebiyle geliyorlar, aşırı ya da az kullanımından. Evet hocam, yani böyle genel baktıktan sonra şimdi özellikle de anne babalar dedik. Yani gençlerle bağımlılığın farkı nedir? Bu bir. Bir de ben hani çok önemsediğim bir şeyi o yüzden vurgulamak istiyorum. Anne babanın sosyal medya bağımlılığı aile iletişimine, aile birlikteliğine tür zararları olur. Şimdi ekran bağımlılığında anne babaların bağımlılığı çocukların bağımlılığından elbette çok daha tehlikeli bir bağımlılık. Bununla şunu demek istemiyorum. Yani kimse ekrana geçmesin, kimse televizyon seyretmesin, kimse internete girmesin. Böyle bir şey zaten mala yutak bir teklif olur. Şu an herkes bu ekranın önünde. Ancak kontrolün sizde olup olmadığından emin olmalısınız. Niye? Birincisi anne babalar rol model. Rol model olan bir anne babanın çocuğuna bir şeyin doğrusunu yanlışını öğretirken önce kendisinin doğru yerde duruyor olması gerekiyor. Duygularını, hazlarını, zevklerini kontrol ediyor olması gerekiyor. Yani bugün mesela dinlediğimiz birçok insanda ortak bir şey var. Kendi seyrediyor ya, artık çocuğunu da uyaramıyor. Cesareti yok çünkü çocuk ona diyecek ki sen de seyrediyorsun. Sen de bakıyorsun, sen de yapıyorsun. Yani bir rol modelin, mesela peygamberlerin rol model olmasındaki en güzel özelliklerden bir tanesi nedir? Söylediklerinin aksi hiçbir şey yapmamışlardır. Neticede de inanan insanlar üzerinde büyük tesirleri var. Anne babalar da çocuklar üzerinde peygamberlerin ümmeti üzerindeki hükümde oldukları düşünülürse çocuklarına rol model olacak anne babaların, yani onlara hayır diyecekleri herhangi bir bağımlılığın tesirinde kalmamış. Saatlerce onun karşısında çocuğuna yarım yamalak cevaplar veriyor. Aldığı haz o kadar yüksek ki çocuğuna vakit ayırmıyor. Niye? Çünkü ona vakit ayırmak demek. Yemek yap, temizliği yap, onu yap, bunu yap, bir sürü ekstra haz vermeyen, zevk vermeyen olaylar. Zamanla birlikteliği ortadan kaldırıyor. Aynı vakitlerde yemek yemeyi ortadan kaldırıyor. Veya herkesin zevk aldığı şeyler farklı olduğu için
bazen aynı ekran karşısında birleşmeye de kalkıyor. Eskiden eleştirmiş olsak bile tek bir televizyon vardı ve bütün aile oturup aynı şeylerden zevk alıyordu. Ama bugün insanlar farklı şeylerden zevk alıyorlar. Baba başka bir şeyden zevk alıyor, anne başka bir şeyden zevk alıyor, çocuklar başka bir şeyden zevk alıyor. Böylece darman duman bir şey. Aynı saatlerde bir araya gelemiyorlar çünkü birinin seyrettiği ya da ilgilendiği, oynadığı şeyin süresi bitmemiştir. Böyle darmadağınık bir aile hayatı. Nereye götürür bu insanı, nereye götürür? İnsanlar birlikte yemek yediklerinde, işte alışverişe gittiklerinde, oturup konuştuklarında oluşan o sosyal bağlar, sevgi bağları ortadan kalkıyor ve sosyal medyada seyrettikleri, gördükleri şeylere karşı ilgileri, alakaları artıyor. Peki bu ilgi alaka artınca ne oluyor? Evdeki şeyleri eksik bulmaya başlıyorlar, değil mi? Mesela orada gördüğü şeyi kendinde bulamıyor, eşinde bulamıyor, çocuğunda bulamıyor. Çocuklar da orada belki bir sürü sevgi cümleleri söylüyorlar annelerine, babalarına. İşte anne hakkında, baba hakkında çok güzel şeyler buluyorlar. Bunu anne babalarına mesaj olarak gönderiyorlar. Ama odalarından çıkıp da annelerinin elinden bir kaşığı, bir tabağı alıp mesela masaya götürmüyorlar. Yani sanal bir dünyada yaşamaya başlıyor insanlar. Anne babalar da, evet, çocuklar da. Anne babaların bu hali tabii çocuğunla sosyalleşmesine engel oluyor. Çünkü hep ev içerisinde olunca bir yere gitmiyorsun, gelmiyorsun, kimseyi davet etmiyorsun. Bir süre sonra tabii birçok yıkılan yuvalarda da işte evdeki değişik farklı yanlış işte aldatmalar, başka yerlere yönelme, çocuğunu ilgisiz bırakma, alakasız bırakma gibi şeylerde sosyal medya bağımlılığı diyorum. Yani kullanmama demiyorum. Neticesinde ailelerde görebileceğimiz yıkımlar tabii ki de. Evet. Hocam hani şöyle bir gerekçemiz var ki haklı yanı var, yani yok değil. Ben de işte bir yoğun Instagram kullanıcısı olarak sosyal medyanın içinde belki tek kullandığım şeydir. Orada bilgi ediniyorum, farkındalık gelişiyor. Eğer bir mesleğim üzerine ise ya da işte ilgi duyduğum bir konu üzerine gerçekten hakikaten de güzel paylaşımlar var, yok değil. Mesela çocuklara bunu diyebiliyoruz, ya sen de çok zaman geçirdiğin zaman ama ben çok faydalı bilgiler edinmek için giriyorum diyebiliyoruz. Ama bunun da hakikaten ayarı kaçtığı zaman bakıyoruz ki o bağımlılık derecesine girer. Yani saatler geçirmişiz veyahut da dikkatimiz dağılmış. Şunu sormak istiyorum, gerçekten sosyal medyadaki bilgiler doyumlu bilgiler mi? Gerçekten bizi besleyen bilgiler mi hocam? Merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Söyledim. Kısa süreli hazlar veriyor sosyal medya bize. Kısa süreli haz. Mesela 10 saniyelik bir video, 20 saniyelik bir video seyrediyorsun. Zevk alıyorsun. Aslında zevk alıyorsun ama ne kadar çok şey öğrendiğini bilmiyorsun, değil mi? Mesela bir bilgiyi öğrenmek için girdiğin bir yeri kaydırıyorsun. Bir tane zevk aldım. Onun devamında kısa süreli. Yani zevk düşmüyor hiç aşağıya. İnsanlar böyle bağımlı oluyorlar. Bir bilgi öğrenmek istiyorsam benim asla bilgi kaynağım Instagram olamaz, değil mi? Asla bilgi kaynağım benim Twitter olamaz. Asla bilgi kaynağım Facebook olamaz ya da diğer sosyal mecraları düşünün. Yani bu işin bir akademik çalışması yapılmıştır. Konuyla yapılan ilgili bir sürü deneyler vardır. Ben buna bakarsam onda belki yüksek dopamin salgılamayabilirim ama kalıcı şeyler elde etmiş olurum. Yüksek dopamin salgılamasam ne olur? Bağımlı hale gelmemiş olurum, değil mi? İnsanın, hatırlarsanız biz bu yayınlarda en çok yakaladığımız gerçek ne? Denge gerçeği. Yani dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Herhangi bir şeyi öğrenirken de yaparken de çok biliyoruz. İş bağımlısı diyorlar. Babası işte işkolik, bağımlı. Bak, bir denge bozulmuş demektir, değil mi? Anne işte ev temizliğinde deli, işte kolik olmuş. İşte onun da bunda, yani herhangi bir şeyde ifrata gittiğimizde, mesela çalışıyorsunuz. Saatlerce bilgi araştırıyorsunuz. 18 saat, 20 saat diyelim. Bu da yani ne kadar bilim olsa bile zararlı bir şey değil mi? Ama insan böyle şeyler yaptığı zaman çok fazla dopamin salgılanmadığı için dengede kalmış oluyor. Bizi yem olarak koydukları şeyler aldatıyor. Yani bilimsel bir şey öğreneceğim ya da bilgi elde edeceğim diye siz oraya giriyorsunuz. Ama orada size başka bir seçenek sunuyorlar derken o seçenekler sizi alıp götürüyor. Saatlerimiz gitmiş oluyor. Yani ibadet için belki işte bir saatini ayıramayan insanlar saatlerce orada vakit geçiriyorlar. Kesinlikle bir Instagram bilgi kaynağı değildir. Bilgi için bir ipucu kaynağıdır. Mesela orada birinin bir şey, bir olayın reklamı vardır. Diyelim ki bugünkü bu yayının bağımlılık nedir diyorsunuz. İşte bağımlılık demek ki biyolojik bir şeymiş, sosyal bir şeymiş, psikolojik bir şeymiş diye öğreneceksiniz. Bunun yayınını seyredeceksiniz. Yani bu bilgi öğrendiniz ama ben Instagram'da kültürlü bir insan haline geldim diye
Zaten Instagram insanlar kültür içinde kullanmıyorlar. Diğer platformlar var. Anne babaların buna bağımlı olması çocuklarına o gelişim döneminde öğretmeleri gereken doğru bilgileri öğretmeye vakitleri kalmayacağı için, birlikte vakit geçirmelerine engel olacakları için, o yaptıkları faaliyetler onlara artık haz vermeyeceği için belki de hemen bir an önce elinin ucuyla, el yordamıyla bu işi yapayım, yemeği yapayım, sofrayı hazırlayayım ya da çocuğa 3-5 tane bir şey anlatayım. Ondan sonra da işte zevk aldım, yöneleyim demek. Çocuklarımızın da gelecekte zaten anne babadan da bir şey almayınca, sosyal ortamdan da bir şey alamadıkları için böyle boş yetişmelerine veya yanlış bağımlılıklara yönelmelerine sebep olabilir. Sosyal etkide de bu vardı. Boş bırakılmış çocuklar daha çok bağımlı oluyorlar. Evet. Hocam şunu çok iyi fark ediyorum. Hani çok zaman ayırdığımız zaman kendi derinliğimizi fark etme, işte felsefi düşünme, derin düşünme, geniş çaplı bakma hadiseleri ve kendimizin değerini, değer değil de hani kendimizin bir bakış açısını ortaya çıkarma noktasında okumak çok önemli. Şimdi işte bir sosyal medyada gördüğümüz bilgiler yüzeysel ama kendi derinliğimizi ortaya çıkaracak bilgiler değil, o okumakla olur. Şimdi okumama çağrıştırıcı bir etkense, okumama teşvik edici bir etkense güzel. Ama tam tersi, oradan şu bilgiyi öğreneyim kısacık, şuradan şu bilgiyi öğreneyim deyip hem okumaya da ayıracağım zamanı da elden alıyorsa bu benim için ciddi bir kayıp oluyor. Yani o bilgiler aslında faydalı olma yerine bir yerde kendi derinliğimi elde etme adına ciddi bir engel de teşkil etmiş oluyor aynı zamanda. Aslında yani bireyin kendisini geliştirmesine de engel oluyor. Sadece aile ilişkilerine değil, bir annenin babanın da kendisini geliştirmesine de çok ciddi engeller oluyor. Hocam bir de şunu sormak istiyorum son sorumuza gelmeden önce. Bir anne baba kendisinin bağımlı olup olmadığını o sosyal medyayı kullanırken hangi hallerinden anlayabilir? Bir insan kendisinin bağımlı olup olmadığını o olmadığı zaman, o nesne olmadığı zaman hayatını sürdüremeyeceğini, artık hiçbir şeyin lezzet vermediğini, boş geldiğini, yoksunluk hissediyorsa o şeyin eksikliğinde, yoksunluk hissediyorsa o şeye bağımlı olmuş demektir. Yani bugün oyun oynamadığı zaman hayatında bir boşluk varsa, Instagram'a girmediği zaman kendini eksik hissediyorsa, bugün bir dizi film seyretmediği zaman sanki günü boş geçmiş gibi geliyor, kendi de bir boşluk içinde, beyninde işte hayatında bir boşluk gibi hissediyorsa ve hemen o dopamini salgılatmak için o şeye yöneliyorsa bu bir bağımlılıktır. Ne olursa olsun bu şeker olabilir, karbonhidrat olabilir, yemek olabilir, ekran olabilir. Onun yokluğunda yoksunluk hissediyorsa bir insan, bu insan bağımlıdır. Hocam peki biraz önceki şeyinizle ilgili olarak yani yeterli bilgi elde etmiyorlar diye 1940'larda bir şey geliştiriyorlar Türkiye üzerine. Bazen de bunlar doğru olmayabilir bu bilgiler ama salon tipi insan yetiştirme diye bir model geliştirmek istiyorlar. Maksat şu, herkes her şeyden biraz bilecek ama hiç kimse hiçbir şey derinlemesine bilmeyecek. Ne demek? Bugün yani sosyal medyaya bakan herkes her şey hakkında bir şey biliyor. Ama hiç kimse hiçbir şeyi tam bilmiyor. Yani siz buradan mesela diyelim ki bugün beyin fakültelerimize bir değişiklik yapıyor dopamin dedik. Dopamin zevk hormonu. Yani dopaminin bir tane özelliği var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani çok lazım bir şey. Yani burada düşman gibi gösterilecek bir şey değil. Çok faydalı bir şey. Dengesiz kullandığınız zaman vücutta homeostasis sistemi nasıl alt üst ettiğini öğreniyorsunuz. Ha, biliyorum ben onun ne olduğunu biliyorum. Mesela bir şey söylüyorsunuz herkes biliyor onu. Ama aslında hiç kimse bir şey bilmiyor. Yani bu sosyal medyanın da ya da onları sürekli takip edenlerin de düştükleri tuzaklardan bir tanesi. Evet, gerçek evet. Bilgiyi kaynağından öğrenmeden sadece oradaki işte ansiklopedik bilgi dediğimiz yani bu nedir, şu nedir, o nedir gibi elde edilen bilgilerdir. Gençlik derinleşmiyor herhangi bir bilgide. Bu da yeni nesilde salon tipi insan yetiştiriyor. Herkes her konuda bir şey söylüyor ama hiçbir şey bilmiyor. Ya hocam gerçekten sadece yeni nesil değil de hani başta giriş yaparken zamanın bağımlı çocuklar şimdi anne baba oldu dediniz ya. Yani aslında çocukluğunda, gençliğinde daha telefonu bile görmemiş insanlar bile sosyal medyada bağımlı hale gelebiliyor. Çok enteresan. Ya inanın benim çok şaşırdığım bir durum yani. Şu an bir 40 yaşını geçmiş insanların bile gece yatarken telefon elinde uyuması, eşler muhabbet edeceğine bak yani
birinin elinde ayrı telefon başka dünyada, diğer eş elinde telefon başka dünyada. Sabah kalkar kalkmaz telefonla hayata işte merhaba demek, hayata başlamak. Veyahut da sofralarda bile ki benim en çok sinir olduğum hadiselerden bir tanesidir. Telefonla meşgul olmak, ki bunun da kılıfını uydurulduğu durumlar oluyor. Mecburdum, acildi vesaire şeyler. Çok ciddi manada aile dinamiklerini sarsan mevzu bu. Gerçekten yani bir öne alınmadığı zaman çok sarsan bir durumun çözüm yolları nedir hocam? Neler yapmalıyız? Çözümlerini söyleyeceğim ama bir söylediğinizle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bağımlılıkta sadece onu seyretmek değil. Kullanırken içerik üretmekle de bağımlı olabilir insanlar. Yani içerik dediğim de çok popüler bir şey değil. Mesela oraya bir resim koyacak. Bir doğum günü var, bir düğün var. Birileri gelmiş, onlar da resim çekilmiş koyacak. Bir danışanın dedi ki yani eşi sadece koyacağı bir resim için dedi. İşte deniz kenarına bir yere gittik. 526 mı dedi, belki daha mas çok olabilir. Fotoğraf çekti. Aradığı uygun fotoğraf bulabilmek için. Yani bunlar da bir hastalık değil mi? Mesela oraya koyacak, sonra sürekli kontrol ediyor. Like geldi mi? Like geldi mi? Like geldi. Beğenildi mi? Beğenildi mi? Beğenildi. Her bir like biraz daha dopamin. Her bir like biraz daha dopaminini arttırmış oluyor. Yani bunları insan bir baksa, ben mesela onu bekliyor mu? Yaptım. Şimdi popülaritem arttı mı? İnsanlar bununla ilgilendi mi? İlgilenmediği zaman üzüntü duyuyor muyum? İlgilendikleri zaman işte elinde her an bunun beklentisine giriyor muyum? Yani bağımlı mıyım, değil miyim? Herkes bakabilir yani. Bir işi yapıyorsun, arkasından onun peşine düşüyor, üzülüyor, seviniyor. Gelmeyince işte vazgeçiyorsa o seni olumsuz etkiliyor demektir. Çözüm yollarına gelince, çözüm yollarında böyle çok kullandığımız bir deyim olmuş oldu bugün ama bu dopaminle ilgili olarak. Çok yine belki internet takipçileri bilirler. Dopamin detoksu diye bir detoks var. Ne demek dopamin detoksu? İnsanların kendilerini bağımlı yapan şeyleri bir süreliğine terk etmeleri. Bu ne yapacak? Evet. Sürekli dopamin artıran bir şey kullandığı zaman dopamin toleransı diye bir tolerans geliştiriyor. Ne demek? Örnek güzel değil ama bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir insan sürekli alkol alıyorsa, bir kadeh daha içse o insan sarhoş olmuyor deniyor yani. Bilmiyorum ama öyle deniyor. Ama hayatında hiç içmemiş bir insan bir kere içince hemen sarhoş oluyor. Niye? Çünkü toleransı yok yani o uyuşturucuya karşı. Toleransı yok. Bir insan mesela bir kere bir şeyden dopamin almış, bir daha almış, bir daha almış, 100 kere, 1000 kere almış. Artık 1000 tanesi yetmiyor ona. Onun için 1001 tane alması gerekiyor. Sonra 1002 tane alması gerekiyor. Ama bir başkası bir kere alsa bir de o zevki, hazzı alabilir. İşte böyle bir durumda vücudumuzda homeostasis dediğimiz bir sistem var. Yani sizin normalde günlük 100 kullanmanız gereken dopamini siz arttırırsanız 120 aldınız. Vücut diyor ki bu çok fazla diyor, ben bunu kaldıramam. Kendi doğal ürettiği dopamini %20 geri çekiyor. Size bu yetmediği için biraz da arttıracaksınız. 140'a çıkarıyorsunuz. Bu defa vücut homeostasisimiz onu 40 geri çekiyor. Geri çekiyor, geri çekiyor derken doğal dopamin üretimi duruyor. Ve yapay olarak haz almak için daha yaptığımız şeylerle dopamin üretiyoruz. İşte bu denge bozulduğu zaman insanlar bağımlı oluyor. Biraz önce söylediğimiz. Nasıl kurtulacağız? Dopamin detoksu yaparak. Yani bizi bu Z hormonumuzu tetikleyen her ne yapıyorsak bağımlı olduğumuz şey, her neyse hasreten ekran bağımlılığı konumuz. Onun için mesela bir günlük kullanmama kararı alıyorum. Mesela pazar günü sabah telefonumu kapatıyorum. Pazartesi sabah açıyorum mesela. Neyse beni en çok telefonum, bilgisayarım hangisini kullanıyorsam. O an dopamin aşağıya doğru düşüyor. Sizin dışarıdan yapay olarak yüklediğiniz dopamin düştüğü için vücut doğal olarak yeniden kendisi üretmeye başlıyor. Bunu haftada bir kere yapıyorsunuz, bir haftada iki kere yapıyorsunuz, bazen üç kere yapıyorsunuz derken bu detoksla vücut kendi natürel doğal dopamini ürettiği seviyeye gelinceye kadar devam ediyorsun. Yokluğunda bir boşluk, mutsuzluk, bir depresyon hissetmediğiniz, varlığında sevindiğiniz ne gibi? Mesela yemeğe oturuyorsunuz, acıkmışsınız, doyunca mutlu olup kalkıyorsunuz. Doydunuz, bir daha koyuyorsunuz, mutfağa gidip yiyorsunuz, işte akşam yatmadan yiyorsunuz, kalkınca bu artık tabii zevki arttırmak için yapılan şey. Öbürüne acıktınız, doydunuz, sonra da kalktınız gibi. Bir şey seyredeceksiniz, bir şeye bakacaksınız, baktınız, işiniz bitti, kapattınız.
Yani parmağınız oraya yapışmıyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha değil. Parmağınızı yapıştırmadan hayatınıza devam edecek noktaya gelirseniz, dopaminizi düzgün ve natürel seviyelerini çekerseniz bu bağımlılıktan kurtulursunuz. Bununla ilgili bir örnek vererek bu sorunun cevabını bitirmek istiyorum. Bir ara Türkiye'de Twitter kullanımı çok ünlü olmuştu. Biz de Twitter kullanımında günde işte belli saatlerde 2 saat mesela 2-3 tane şey koy atmak için girdiğimiz Twitter'dan 2 saat sonra bile çıkamıyorduk. Zamanla hoşumuza gitmeye başladı yani Twitter kullanma. Sonra bir arkadaşımla konuşuyordum. Yani dedim ki ya beni çok rahatsız etmeye başladı. Baktım mesela dün 2 saat Twitter'da kalmışım dedim. Bunun yerine dedim ben 2 saat kitap okusaydım ne kadar olursa birlikte karar verdik. 12 ciltlik yeni bir kitap çıkmıştı. Sonra Twitter'da geçirdiğimiz zamanı normal okuduğumuz saatin dışında olarak kitap okuyalım dedik. Ve 12 ciltlik kitabı Twitter saati yerine okuyarak bitirdik. Sonuçta bize çok büyük bir getirisi oldu. Twitter'da meşgul olsaydık belki geçici bir dopamin olacaktı ama biz natural seviyeye çekmiş olduk dopaminimizi. Böyle insanlar ilk önce mutlaka canları sıkılacak. O gitti ya, haz gitti. İşte yaptığınız işler zevk vermemeye başlayacak. Ama bir bakacaksınız aslında birikmiş bir sürü işiniz var. Belki toplanacak bir dolabınız, çekmeceleriniz yapılacak. İşte yemekleriniz, belki çağrılacak misafirleriniz vardı. Hep ertelediğiniz yani diğer haz için. Önce zevk vermeyebilir ama bir süre sonra mesela baklavalar, börekler yiyen bir insan aç kaldığında kuru ekmek nasıl lezzetli gelmeye başlar, yeniden dopamin salgılarsa ondan sonra tekrar yaptığı şeyler ona zevk vermeye başlayacak ve normal sağlıklı seviyesine getirecek. Ama bir süre o şeyden uzak durması gerekiyor. Yoksa insanın bağımlı olduğu şeyler gözünün önünde dururken yani başarılı olması biraz zayıf ihtimal olabilir. Yani kararlı olmak gerekiyor. Ailece karar vermek gerekiyor. İşte 3 saat herkes bırakıyor. Bir gün bırakıyoruz. Haftada bir kere bırakıyoruz. İşte ayda bir kere bırakıyoruz. Ne kadar yapabilirsin? Yani doğalına yeniden vücudu döndürebilmek için. Evet. Hocam ben de şunları eklemek istiyorum. Eğer gerçekten ki buna çocuklar dikkat etmeyecek. Anne babalar sorumlu bu konuda. Onların dikkat etmesi lazım. Hem kendilerinden kaynaklanan hem de çocukların dengeyi aşmalarından kaynaklanan sosyal medyanın fazla kullanılmasıyla bağımlılık kaydı kelimesini kullanmayayım. Çünkü fazla kullanmasında ciddi zararları var ki bağımlılık daha da zaten artıyor. Hem sağlıklı iletişime, sağlıklı birlikteliğe zarar verdiğini fark etmesi lazım aile. Eğer gerçekten öyle bir durum varsa. Birlikte karar alıp işte demin dediğim gibi yani sofrada, yemekte, yemekteki birliktelikteki en kıymetli zaman dilimidir. Kimse telefon kullanmayacak. Yani sessiz alınacak. Bir arama bile gelse cevap verilmeyecek. Sofradan sonra aranılacak. İşte yatak odalarına telefon girmeyecek. Bu belki zor bir mevzu ama yolları var işte. Eğer orada saat çalacaksa, o noktada ihtiyacımız varsa başka çözüm yolları var bunun zaten. Ha ben odama sadece saat için koyuyorum ve dikkat ediyorum gerçekten de kullanmıyorum. Bu noktada irademiz kuvvetliyse amenna. Ama aldığım zaman hadi şuna da bakayım buna da bakayım derken konuşmanın muhabbetin yerini işte o alıyorsa o gerekirse böyle bir katı karar almam gibi. Artık her aile kendi dinamiklerine göre gerçekten bunun ciddi bir şekilde kararının alınması gerekiyor. Ve bu noktada da bu konuyu yine anne babanın gündeme getirip yine ilk adımı onların atıp bu noktada sağlıklı bir yol alma yine onlara bakan bir mevzu. Gerçekten basite alınacak bir durum değil. Demin de ifade ettiniz ki biz bu programlarda dengeyi yakalamak istiyoruz. Belki insanın hayatında iradesini kullanıp da dengede kalabileceği şu an, şu gündemde, şu son yıllarda en önemli mesele gerçekten de sosyal medya kullanımı. Çok masumane başlıyor ama sonuçları çok dehşet yerlere varabiliyor. Hocam aslında çözüm yolları son sorumda ama şunu da sormak istiyorum. Şu farkındalık geliştirmenin önemini biraz vurgular mısınız? Yani bizim takip ettiğimiz işte Twitter'da olsun, Instagram'da, Facebook'da yararlı bilgiler dediğimiz veyahut da öylesine baktığımız şeylerde o insanların amacı her zaman gerçekten bize bilgi vermek midir? Takip ettiğimiz adreslerin yoksa arka planda ki onların hedeflerini fark etmek bize bağımlılığa düşmeme noktasında nasıl bir farkındalık sağlar? Şimdi bir kere sosyal medya kirliliği diye bir kavram var. Herkes biliyor. Kirlilik, bilgi kirliliği.
Yani Sizan'ın söylediği şeyi az sonra birisi altına yazıyor ki bu bilgi doğru değil. 5 yıl önce bu olay şöyle olmuştu. Öbürü yazıyor ki hayır işte bu böyle değildi. Fakat sen orada hemen böyle atlıyorsun oraya, işte bir şey yazıyorsun diyelim. Bir sana cevap veriyor, sen ona cevap yetiştirmiş oluyorsun. Yani anlaman gerekiyor ki bilginin kaynağı burası değil. Bu çok defa test edildi. Orada bir bilgi paylaşılıyor, sonra yanlış olduğu anlaşılıyor. Bunun bize verdiği önemli bir zarar daha var hocam. O da çeldiricilik. Nedir çeldiricilik? Mesela bir şey yapıyorsunuz, bir akademik çalışma yapıyorsunuz. Bu sırada işte dedim telefonunuza bir bildirim geldi. Bak, hemen ona baktınız. Çeldirici. Dikkatiniz bir kere dağıldı değil mi? İnsanın verimliliğini düşüren bir şey yani bu çeldiricilik. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan insanlarda çok yüksek oranda olur. Etrafımızda bu çeldirici faktörlerden mesela ben herhangi bir şey yapıyorsam oradan bir Twitter oradan oraya oradan oraya girmemeliyim. Tek bir hedef üzerine yoğunlaşmak. Sizinle konuşuyorum bir mesaj gelip bir dakika diyorum oraya bakıyorum sonra geliyorum ya ne diyordum size unuttum ya işte dikkatim dağıldı falan diyorum. Sizinle de verimli bir ilişki sürdüremiyorum. Diğer işi de verimli bir şekilde yapamamış oluyorum. İnsanların hafızalarının çok zayıflaması, herkes unutuyorum diyor. Belki siz de duyuyorsunuzdur, unutuyorum, unutuyorum. Herkes unutuyor yani. Unutkan olmayan genç, yaşlı, büyük insan yok gibi yani. Çünkü kısa bilgiler, devamı olmayan bilgiler, hafızamızdaki ön kısma kısa süreli bir hafızaya gelip de uzun süreli hafızaya aktarmadığımız bilgiler orada büyük bir karışıklığa, karmaşıklığa sebep oluyor. Bu da asıl ana bilgilerin hipokampüse gitmesine engel oluyor. O kadar karışıklığın sebebine kısa bilgi koyuyorsun koyuyorsun. Şimdi beyin diyor ki bunu nereye koyacağım? Yani kütüphanenin böyle bir arşivi yok. Bunu neresine koyacağım? Nereye yer yok. Hepsi o ön holde kalıyorlar. Bu defa asıl gelen bilgilerimiz de oraya geçiş yapamıyor. Çok belki zorlukla. Hani şöyle olmuş da böyle gitmiş de ondan sonra olmuş. Ha hatırladım. Ha evet hatırladım. Geliyor meseleler. Oysa eski insanları düşünün. Yani 40 yıllık vakayı bile daha bugün yaşamış gibi net bir şekilde anlatıyorlardı. Bugün bunlar insanların hafızalarını zayıflatıyor, güçlü bilgileri sahip olmasını engelliyor. Bir gün kolay kolay yönetebilecekleri model insanlar oluşturuyorlar adeta. Hafızası zayıf, ne söylesek inanacak. Hani Türkler için deniyor balık hafızalı gibi. Hemen unutacak, yeni bir tane yem koyacağız, onunla meşgul olacak. Bir de kesinlikle oradaki bilgilerin, mesela ben yazıyorum bazen bir şey okuyorum, diyorum kaynağı ne? Ben oysa bununla ilgili şöyle bir bilgi biliyordum. Nereden buldunuz? Bir diyor ki işte ben de bilmiyorum ama şuradan aldım, buradan aldım. Bakıyorsun ki o da hemen bulmuş, yapıştırmış yani oraya. Kendisinde bir bilgisi yok. Ya koyan bile bilgi sahibi değilse ondan bilgi alacak kişi ne kadar bilgi sahibi olabilir? Oradan bilgi almayalım. Kesinlikle almayalım. Kim yazmış olursa olsun bilgi almayalım. Her bilginin bilimsel kaynakları, bilgileri, kitapları, eserleri var. Evet. Hocam bir de hani çok da bunu eminim herkes farkındadır. Yani takip ettiğimiz adreslerin çoğu özellikle de işte belli bir titri olan bir mesleği olan mesleki icra ettiği alanlar haline gelmiş sosyal medya. Yani aslında insan orada mesleğini icra ederken tek amacı bir bilgi vermek değil, kendi konumunu korumak, kendi satacağı bir şey varsa onu satmak, kendi kazanç kaynağı orası. Amenna ama şimdi sürekli biz onu takip yani takip etmemiz saatlerimiz oluyorsa bize ciddi zararları var yani. O hani takip ettiğimiz her bir adresin de tek amacı bilgi vermek değil. Aslında kendinin ayakta durması, kendinin tanınmışlığını devam ettirmesi, kendi şahsi çıkarlarının kötü iyi fark etmesi hiç önemli değil. Şahsi çıkarlarına hizmet ederken bizim nelerimizi kaybettiğimizin çok iyi farkında olmak lazım. Hocam son sözlerinizi alalım bitelim. Bitirelim bu konumuzu da. Bağımlılık konusunda insanların kendi bağımlılıklarıyla beraber çocukların bağımlılığına dikkat etsinler. Çocuklarını yetiştirirken herhangi bir şeye bağımlı yetiştirmesinler. Anne babasına bağımlı, işte bir işe bağımlı, bir yemeğe bağımlı. Çünkü bunlar bir süre sonra evrimleşiyor tabiri caizse. Yeni bağımlılıkları. Çocuklarımızı dengeli yetiştirelim. Her şeyi annesine babasını sevsin. Ama onsuz hiçbir şey yapamaz hale gelmesin. Yemeği sevsin. Ama yemek yemeden ölürüm zannetmesin. Her şey hayatını devam ettirmede sadece bir argüman gibi düşünsünler. Ekran benim bilgi edinmek için teknolojik büyük bir nimet. Büyük bir nimet. Ben bu nimetten işime lazım kadar yararlanabilirim.
Bunu öğretirsek çocuklar, hani demokrasi dersi veriyor, insan hakları dersi veriyorlar. Ekran dersi de verilmeli evlerde. Bu kadar. Evet kullanabilirsin. Tabii ki hayır sakın kullanma gibi böyle felaketleştirmeden. Ama nasıl kullanacağını da öğreterek ve örnek olarak anne babalar göstermeliler. Her şey orada durmalı belki. Saklanmamalı, gizlenmemeli. Ama herkes her şeyi nasıl kullanacağını bilmeli. Belki olayı böyle çözebiliriz. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür Size ediyorum. teşekkür ediyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Bir kere daha Çok sağ herkesten olun. dua istiyorum. Üniversite sınavlarının 2 hafta sonra sınavlarımız var. Final sınavlarımız. Tekrar şu üniversiteyi sağ salim güzelce bitireyim diye bir dakikanızı değil de 30 saniyenizi ayırırsanız çok sevinirim. Allah razı olsun. Ben Kutlarınız şimdi olsun. deneyeyim hocam. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Evet, ne kadar işe yaradığını da söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de. Evet sevgili dostlar, sosyal medyanın faydalarında kalıp zararlarından uzak kalma dileğiyle hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.